Salih Nur'daki akıl tarifi ayetten başlayarak nedir? Yani akıl tamamen kalpten, ruhtan, değil mi? Bağımsız çerçevede açıklanıyor. Halbuki Kur'an-ı tarif şerhine baktığımızda akıl kalpten ayrı, kalpten bağımsız bir niteliğe sahip değildir. Hani bilakis kalbin bir şeyidir, işlevidir, kalbin bir türevidir. Hani kalpleri, akledecek kalpleri yok mu diye soruyor Kur'an. Lemat'ta ne diyor Bediüzzaman bu çerçevede? Nuru akıl kalpten gelir diyor. Hani kalp ki nedir? Vahyin ana muhatap kalptir. Tasdik merci kalptir. Ve kalp Allah'ın samediyetinin aynasıdır. Kalbin batını. Mahalli imandır mahalli kalp. Imandır. Bütün bu tarifler içerisinde baktığımızda nedir? Nur akıl kalpten gelir. Yani kalp vahyin ışığını alabiliyorsa, kendini körletmemiş, kapatmamış vahyin ışığına, kalbin vahyin ışığını alması ve akla aktarabilmesi nispetinde akıl aydınlanıp düzgün çalışabiliyor. Evet. Yani bu olmadığında diyor, kalpten o vahyin nuru akla gelmiyorsa eğer, o zaman diyor gözün beyazı gibi olur diyor. Beyazdır ama görmez. Orada hatta o harikulade bir cümledir. Ger fikreti beyzada süveydai kalp olmazsa halitai dimai ilim ve marifet olmaz. Kalpsiz akıl olamaz. Dolayısıyla kalp işlemiyorsa, gözün asıl gören o siyah noktası devre dışı olmuş şekilde beyaz kısmıyla görmeye çalışmak gibi bir şey olur bu. Göremezsin diyor. Oradan ilim çıkmaz, oradan marifetullah çıkmaz diyor Bediüzzaman.